Şimdi 30 bin lira konusu var biliyorsunuz arkadaşlarımız. Şimdi emeklilere, işçilere, ev hanımlarına, memurlarımıza 30 bin lira destek kredisi bu sabah itibariyle 3 tane kamu bankasında değerli izleyicilerimiz müracaatlar başladı. 2 tane de katılım bankası yine kamuya ait katılım bankası da buna katıldı. 30 bin liraya kadar 3 bin lirayla 30 bin lira arasında bir kredi alabilirsiniz. Aydın Bey az önce konuşmasının bir kısmında ifade etti. 10 bin lira destek kredisini insan ayının başında başlayan müracaatlarla ilgili de bazı vatandaşlarımıza hala maalesef ve maalesef cevap verilmiş değil. Bununla ilgili de cevapların artık bir an önce verilmesi gerekiyor. 10 bin liraydı biliyorsunuz. 10 bin lira isteyen vatandaşlarımızın pek çoğuna 3 bin lira verildi. Bir kısmına hala cevap verilmiş değil. Bizler de bunu takip etmeye çalışıyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün müracaatları başlayan Kredi ile ilgili detayları veriyorum. Arkadaşlarım şimdi bir tablo getirecekler ekrana. Evet sağ olun getirdiler. Şimdi değerli izleyicilerimiz örnek bir tablodur. 10 bin lira aldığınızda değerli izleyicilerimiz 6 ay ödemesiz toplamda 12 ayda öderseniz Aylık 1.771 lira taksitle 10.628 lira geriye ödüyorsunuz. Yine 36 ayda ödemek isterseniz 10.000 lira alırsanız 6 ay ödemesiz geriye kalan 30 ayda aylık 382 lira taksit ödüyorsunuz. Toplamda ödeyeceğiniz para 11.452 lira. Yine 60 ayda da isterseniz ödeyebilirsiniz 10.000 lira alırsanız. 6 ay ödeme yapmıyorsunuz geriye kalan 54 ayda aylık 228 lira taksitle toplam 12.316 lira geriye ödüyorsunuz Nur Hanım. Hı hı. Burada şöyle bir şey var değerli izleyicilerimiz üç, tekrar ediyorum 3 tane kamu bankası 2 tane de katılım bankası veriyor. Tekrar ediyorum ben kimsenin kredi almasını istemem ama bu faiz oranlarını özel bankaların faiz oranlarına göre kıyasladığımızda neredeyse üçte bir daha az faizle para almış oluyorsunuz. Eğer paraya gerçekten ihtiyacınız varsa bir sıkıntınız kredi kartı borcunuz vardır kapatmak isterseniz başka bir kredi borcunuz vardır kapatmak isterseniz bu krediyi alabilirsiniz. Çünkü kredi kartı faiz oranları tüketici kredisi faiz oranları bu açıklanan rakamlardan daha yüksek yani alıp borcunuzu kapatıp Hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum. Hiç kimse beni kredi pazarlıyor gibi algılamasın. Asla ben kimsenin kredi almasını istemem. Asla hiç kimsenin kredi kartı kullanmasını da istemiyorum. Hayır siz de sizi niye kredi pazarlıyor Hayır. gibi algılıyorsunuz? Sosyal medyada <laughs> benzer şeyler geliyor bize. İnsanlar bakın. Ben garibin, gurebanın, emeklinin, dar gelirli vatandaşımızın... Ben de, Özgür Bey de, sizler de burada sesi olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız borç batağının içerisindeyse onlara elimizden geldiği kadar üçümüz de burada bir çıkış yolu sunmaya çalışıyoruz. Keşke benim Özgür Bey'in ya da Nur Hanım'ın cebinde trilyonlar olsa da al kardeşim git borcunu kapat desek. Ama mevcut sistem bu. Ülkede 70 milyon kredi kartı var. 160 milyon banka kartı var. Ülkemizde 4 milyon kişi kara listede 23 milyon vatandaşımızın şu anda icrada dosyası var. Bunun anlamı şu. Sokakta gördüğümüz her dört kişiden biri borçlu demektir. Biz bunun için sağ olsun Allah razı olsun Beyaz TV'den sizlerden bir şekilde çözüm yolu anlatmaya çalışıyoruz. Nur evet, doğru yol. Bir de hep söylüyoruz ya her programda hakkını bilmek gerekiyor. Hakkını evet. bilirsen de güçlü oluyorsun. Neden? Çünkü e, haklarını bildiğin için nereye başvuracağını, nasıl başvuracağını. Mesela bugün ben hiç bilmiyordum. Gerçekten sayenizde öğrendim. E, kanser hastalarının evet. sosyal güvenlik kurumuna başvurarak 18 ay boyunca maaş alabileceğini bugün sizden öğrendim. Evet, az önce izleyicimiz, takip eden izleyicimiz yazmış. 2,5 sene önce hı hı. E, rahatsızlanmış maalesef. Başvurmamış. Başvurmamış. Böyle Oymuş. çok seyirci vardır evet. eminim. Yani göz yani ekran baktım. Ekran başında olup da kanser hastası olup e, bu 18 aylık maaştan evet. ha haberdar olmayan çok seyircimiz evet, vardır. Maalesef. İnşallah yani e, <laughs> kanayan yaralara hani parmak basabiliyorsak merhem olabiliyorsak tabii ki biz neyiz ki bizim gücümüz neye yeter ama... Hep beraber yani uzmanlar eşliğinde doğru yolu bulmak için çaba sarf ediyoruz ve dertlerimiz bir noktada örtüşüyor. Az önce e, özel okullarla ilgili bu bağırış çağrış feryat geçen gün de konuştuk Fatih Bey'in de kızı var aynı şeyden bahsediyoruz. E, benim de çocuğum var. Özel okullardaki kantinlerden Hanım niye bahsetmiyorsunuz diyorlar. Aslında tabii bir gün de ondan bahsedelim. Onlardan da bahsediyorsun yani. O kantinler vurgun. Ha, vurgun sadece cebe vurgun değil, sağlığa da vurgun. O kantinlerde yapılan o iğrenç tostlar, çocukların yediği o iğrenç cipsler, şunlar bunlar. Yani sen çocuğun, bu çocuktur bu nefsi var. Sen oraya böyle en gösterişli şekilde koyarsan o iğrenç tostları, yani çok özür dilerim bunu böyle söylüyorum ama kendi gözümle gördüm okula gittiğimde. Hatta kızım o okuldan o sırf o yüzden almak zorunda kaldım. Yani içerisine mayonezi şöyle basıyor bir güzel. E, en ucuz en kalitesiz peynirle ve sattıkları fiyat uçuk. Uç, uçuk yani 5 yani. yıldızlı otelde tost yeseniz o para herhalde Özgür <laughs> Bey. Yani o kadar yüksek paralar. Ya yani kardeşim... Diyeceksiniz ki şimdi siz de bana. Yani Nur Hanım siz de anne olun çocuğunuzu evde tost koyun. Vallahi yemiyorlar. Okuldaki o toz o çocuğa çok daha cazip geliyor. Evet, çünkü maalesef. birbirinden görerek Vallahi yemesi öyle. daha şey oluyor. Çocuk... Yani, hani, gülmeyin ama şimdi bana. Vallahi sefertası bile yaptım. ...hani yanında bulunsun diye. Mümkün değil İlla yani. Hele birazcık büyüyünce çocuk hiç seni umursamıyor bile. İlla Şimdi ki dedim alacak. ya dertlerimiz aynı aslında. Ortak noktada buluşuyoruz. Şimdi kısa çalışma ödeneğini çok sormuşlar seyircilerimiz. Evet. Kısa çalışma ödeneğini ihl <laughs> ihlal eden işverenlere ne yapmak gerekir? Nasıl bir yol izlemek gerekir? Şimdi evet Nur Hanım, Mart ayından beri kısa çalışma üzerinde hep durduk konuşuyoruz. Artık bundan sonraki süreç tabii... Kurum işlemleri bir an önce hızlandırmak, vatandaşların mağduriyetini bir an önce gidermek için hızlı hareket etti. Kişilerin, işverenlerin beyanına dayalı işlemleri yaptı. işverenlere dedi ki ben size güveniyorum, siz de sisteme doğru bilgileri yükleyin, verin. Biz de çalışanlarımızı mağdur etmeyelim dedi devlet. Hı hı. Haliyle yaklaşık iki aydan beri kısa çalışma ödenekleri, hatta geçen ay ödendi. <laughs> bu ayınki de dünden itibaren ödenmeye başladı. Yani e, hafta sonuna kadar yani ayın 5'ine kadar e, kısa çalışma ödenekleri de ödenmiş olacak. Ancak burada işin arka tarafı kazınaya bundan sonra e, ortaya çıkacak. Eğer işverenler doğru beyanda bulunmamışlarsa kısa çalışma ödeneğine başvurup aynı zamanda o kişileri çalıştırmışlar ise e, veyahut da kısa çalışma ödeneğine başvurup e, bu kişilerin yıllık izinlerini kullandırmışlar ise hı hı. bunların e, cezai yaptırımları Bundan sonraki süreçte iş müfettişleri tarafından şu an e, geriye yönelik çalışmalar başlatıldı. Hı hı. E, bunlar peyderpey 6 e, ayda biter, 1 yılda biter veya 3 yılda biter. Ama hı hı. nihayetinde herkes, her işveren mutlaka ve mutlaka müfettiş denetiminden geçecek. Yani bu kargaşada ben ne alırsam kardır mantığı burada doğru değil. Hı hı. Eğer Böyle bir durum söz konusuysa hatalı kayıt varsa hatalı işlem varsa ne bileyim 3 aylık başvuru yaptınız 2 ayda bitirdiniz mesela şu an restoranlar açıldı bazı iş yerler açıldı siz çalışanlarınıza hemen 3 aya başvurmanıza rağmen 1 ay öncesinden işe başlattıysanız o son ayı. Kısa çalışma ödeneklerini iptal ettirmeniz yani ben artık kısa çalışma ödeneğini 3 ay değil 2 ay olarak kullanmak istiyorum. Kalan bir ayını kullanmak istemiyorum diye beyanda bulun. Yani ben nasıl olsa başvuru yaptım. Hı hı, e, hı hı. Bunu da alayım noktasında bir yaklaşım sergilenirse bunun acısı sonradan çıkacak. Hiç o nedenle evet bu kurumlar bizim kurumlarımız bugün evet az veya çok bir şekilde ee, pek çok çalışanımızın yarasına merhem oldu hı hı hı. Ee, yeterli olur olmaz tartışılır ama bir şekilde merhem oldu bu kurum yarın başka türlü bize daha lazım olabilir yani devletin malı deniz yemeyen domuz mantığından yaklaşmamak lazım evet, evet. işine dönenler hı hı. ya da e, daha önce dönenler mutlaka bunu kuruma bildesinler yoksa cezaları çok ağır olacak. şimdi